Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz ve Demas firmasına konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Enes Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Enes Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Röportajımı öncelikle Enes Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Tabii ki. Enes Bey kimdir? Sektörle tanışmanız efendim. Evet, Enes Aşıloğlu ismim. Demas Makine Genel Müdürüyüm şu anda. Esas mesleğim kuyumculuk. Makine imalatçılığından sonradan başladım. Kayınpederimin mesleğidir esasen. Şu anda biz bayrağı devraldık ve yürütmeye devam ediyoruz. Evet. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Demas ismi 2012 yılında aslında kuruldu. Yeni bir firmayız ama 40 yıllık bir bilgi birikimimiz ve geçmişimiz var. İsim yeni. Tekstil makineleri üretiyoruz. Bursa'nın Gürsu ilçesinde hizmet veriyoruz. Alışılagelmişsiniz için de bu konsept oluşturmuşsunuz. Yani Bursa'nın da aslında ihtiyacı var. Tabii. Bursa esas tekstiliyle bilinir. Yani kumaş üretim merkezidir. Makine imalatçılığında da şu an fena değil. Birkaç böyle üreticimiz var. Mücadelemizi veriyoruz. Evet, biraz burayı tanıyalım. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar peki? ITM fuarı zaten uluslararası bir fuar olduğu için şu anda 4 ülkeden mümessilimiz burada. Mısır, İran, Pakistan, Özbekistan. Hepsi buradalar. Yurt dışından ziyaretçilerimiz var. Gelen müşterilerimize tam otomatik kalite kontrollü paketleme makinamızı sunuyoruz. Yine tam otomatik konveyör sistemli paketleme makinamız var. Yarı otomatik makinamız yine burada sergileniyor. Ana kalem olan koşan makinamız da katlama makinesidir. Geniş kumaşları eşit ve düzgün bir şekilde 2'ye ve 4'e katlayan makinamızı sergiliyoruz. Aynı zamanda yeni ürün gamımız olan kesme makinalarıyla ilgili bir makinamız var. O da yurt dışına satıldı şu anda, İngiltere'ye gidecek. Bu makinalarımızı şu anda sergiliyoruz fuarımızda. Evet, ama hizmet sektörü zor bir sektördür. Evet, maalesef. Sizin mi hizmet verirken kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlar var mı mutlaka? Tabii ki, kesinlikle. Yani hizmet verdiğimiz sektör tek bir sektör aslında, tekstil sektörü. Bu sektörde işin durmaması, devamlı yürümesi gerekiyor. Çünkü gece gündüz çalışan, dokuma tezgahların gece gündüz durmayan bir makina çeşidi. Burada bizim makine sattığımızda müşterilerimize ana verdiğimiz referans teknik servis. Yani makine olur ya arıza verir, sıkıntı olur, problem olur ama buna hemen müdahale edip kısa bir sürede o sorunu çözmek gibi ana bir şeyimiz var, sloganımız var. Evet, yani önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Aynen aslında. Öyle. Çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Teşekkür ederim. İşimizi seviyoruz tabii ki. Sevmesen başarılı olamazsın her zaten. Her iş için böyle yani. Her iş için böyle. Zaten böyle gençlere falan tavsiyelerimde şu olur. Varsa hani dinlemek isteriz gerçekten mutlaka. Sevmediğiniz bir şeyi asla yapmayın. Evet. Veya işinizi severek yapın. Anca burada başarılı olursunuz. Ve inanın işinize ve katma değer katarsınız. Yani başarıdan kastım yapacağınız işin daha üstünü yapmaya başlarsınız. Evet. Biz burada bunu benimsedik. Ana slogan olarak. İşimizi seviyoruz. Sevdikçe de başarılı oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü üretime de ihtiyacımız var. Maalesef çok gerideyiz bu konuda. Türkiye'de tekstil makinacılarını aslında ben çok şanslı buluyorum. Şu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Hangi fırsatı? Şu an tekstil makinesi alacak olan bir firma dünya üzerinde ya Avrupa'yı tercih edecek ya Uzak Doğu'yu tercih edecek. Uzak Doğu'yu tercih etmiyor. Fiyatı uygun olmasına rağmen kalite düşük olduğu için. Avrupa'yı tercih edemiyor. Kalite var ama fiyat yüksek. Şu anda Türk imalatçıları bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Neden? Bizim kalitemiz Avrupa standartlarına yakın. Fiyatlarımız da Avrupa'dan düşük olduğu için çok iyi tercih edilebiliyoruz. Bu konuyu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Elimize çantamızı alacağız, dünyayı dolaşacağız. Evet. Fuar nasıl geçiyor? Fuarın ikinci günü. Fuar evet çok iyi. Şu anda 6 makine sergiliyoruz burada. 6'sını da ilk gün sattık. Çok da ciddi talepler var. Birkaç tane daha böyle siparişimiz var. Fuar katılımcı nezdinde çok iyi. Ziyaretçi nezdinde de iyi.
Sektör tabii ki biraz böyle durgunluk yaşıyor. Yani tekstil sektörü ara ara. 2016-2017 durgundu. Şu an iyi görüyorum. Yani yani verimli bir fuar geçiyor çok aslında. Çok verimli bir fuar geçiyor. Evet. Evet, beklediğinizin de üstünü yaşıyorsunuz. Daha da iyi olacak. İnşallah buradan aile bireylerinize de selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ederiz. Biz aile boyu katılıyoruz fuarlarımıza. Oğlum evet. 6 yaşında şu anda. O buralarda büyüdü. O da buralarda. 2 yaşında kızım var. O da buralarda şu an. O da herhalde fuarlarda büyüyecek. Evet. Onların kısmeti de o. Onlar da en büyük destekçilerinizdir manevi olarak. Aynen öyle. Evet. Herkes de olduğu gibi. Kesinlikle. Peki hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani istediğiniz noktada mısınız? Evet. Şöyle biz dediğim gibi yeni kurulan bir firma olmamız hasebiyle aslında grafiğimize baktığımızda çok hızlı büyüyen bir firmayız. Çok büyük bir fabrika değiliz. Çok küçük bir atölye de değiliz. Böyle hızlı manevra alan, kabiliyeti yüksek, kararlarda kabiliyeti yüksek bir firmayız. Onun için hedeflerimize çok hızlı ve kısa zamanda ulaştık. Daha ciddi hedeflerimiz var. Tekstil sektörünün ihtiyacı olan ama bu ihtiyacını yurt dışından karşılayan firmalar için geliştirdiğimiz Ar-Ge'mizde olan sürpriz makinamız olacak. 2019 Barcelona fuarımız var bu arada. İTMA fuarı. Evet. Oraya çok ciddi sürprizlerimiz olacak. Bizi takip edin diyoruz müşterilerimize. Hedefte tabii hiç bitmiyor. Hedef bitmez. Ne insan hayatında, bütün yani, sektör bazında. Üretiyorsak hedeflerimizi devam ettik. Gelişen bir teknoloji var. Kesinlikle. Burada güzel de etmemek kopyacılıktan lazım. Vazgeçip yeni yeni aklımızla, evet. beynimizle, kendi üretim gücümüzle yeni yeni şeyler üretmemiz gerekiyor. Evet. Biz de bu düstur üzere gidiyoruz. Biz de bu yolda başarılar dilerim size. Çok teşekkür ederim. Çok biz herkesi buraya davet edelim demesa. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye. Bekliyoruz. 14. holdeyiz. Evet. Bekleriz. Evet, 14. holede buraya davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sağ olun. Herkese sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nden seslendik ve Demas firmasına konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.